Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir retro günlükleri videosuyla devam edeceğiz. Bugünkü konuğumuz ise The Matrix Path of Neo olacak. Evet, Matrix filmi 1999 yılında çıkan, bizim çocukluğumuzda en çok sevdiğimiz ve en çok izlediğimiz filmlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Matrix filmi gerçekten efsane bir filmdi ve bunu da oyuna dökmeleri gerekiyordu. Zaten o yıllarda PlayStation 2'nin aktif olduğu yıllarda film oyunları çok daha ön plandaydı. The Matrix Path of Neo gibi, The Lord of the Rings Return of the King gibi veya The Lord of the Rings The Two Towers gibi, The Godfather gibi filmlerden birçok kesitler alınarak oyunların içerisine ekleniyordu ve oynanıyordu arkadaşlar. Bu gerçekten bizi de o filmin içine sokuyordu. Oyunda yönlendirme yaptığımız için o dönem bize çok daha iyi geliyordu. Günümüz oyunlarında daha çok dizi ve filmler oyunlardan esinlenerek çıkarken PlayStation 2'de söylediğim gibi filmlerden oyunlar çıkıyordu. Bu da efsane bir şeydi abi. Ve biz bu oyunları deli gibi oynuyorduk. Özellikle Spider-Man oyunları da vardı biliyorsunuz. Spider-Man'in 1, 2 ve 3 versiyonu PlayStation 2'ye çıkan ve PC'ye çıkan versiyonu da aynı zamanda bir film oyunuydu. Tabi bunlardan en önemlilerden birisi de tabii ki The Matrix Path of Neo'ydu. The Matrix Path of Neo, Sheen Entertainment tarafından geliştirilen ve Atari tarafından yayınlanan 2005 yılında çıkan aksiyon macera video oyunuydu. İlk 3 The Matrix filmini ve yine Sheen Entertainment firması tarafından geliştirilen 2003 video oyunu Enter the Matrix'i yazan ve yöneten Wachowskiler tarafından yazılmıştır ve ortak yönetilmiştir. The Matrix Path of Neo filmlerdeki birçok önemli sahnelere katılarak içinde bulunabileceğimiz bir oyun olarak bize bunu sunuyordu. Biliyorsunuz ki oyunun başında da aynı zamanda filmin başında da bir hacker var arkadaşlar. Bu hacker'ın ismi Thomas Anderson'du. Daha sonra Neo'ya dönüşebileceğini tahmin edemiyordu tabii ki. İlk başında oyunda gizlice ve basit kavgalarla oradan sıyrılması gerekiyor. Şirketteki masaların yanlarına ve altına saklanarak kamera sistemini de devreye sokarak oradan bir şekilde kaçmaya çalışıyordu. Daha sonrası ise oradan kaçıyordu. Oyun devam ettikçe karakterimize yeni teknikler öğreterek Neo'yu Ajan Smith'le boss savaşına hazırlamaya çalışıyorduk. Ajan Smith Neo'nun en büyük düşmanıydı biliyorsunuz ve sürekli onun peşindeydi. Oyunda mermi kaçma hareketleri, slow motion hareketleriyle güzel bir sekans uydurma gerçekten çok iyiydi. Neo tabi kung fu öğreniyordu. Bu kung fu'yu bir şekilde yansıtıyordu oyunda. Aynı zamanda kılıçlar ve sopalar da kullanabiliyordu. Özellikle benim en çok sevdiğim Max Payne tarzıydı abi. Max Payne tarzı böyle atlayarak ateş ediyordu ya. Bu gerçekten benim çok hoşuma gidiyordu. Oyunun başında da inanılmaz bir durum var arkadaşlar. Morpheus size iki tane hap sunuyor. Mavi veya kırmızı hapı seçmenizi istiyor. Eğer kırmızı hapı seçerseniz oyuna devam ediyorsunuz. Ama mavi hapı seçerseniz oyun başlamadan orada bitiyordu. Ben bunu internet sitelerinden öğrenmiştim ve denemek istedim. Gerçekten mavi hapı seçtiğinizde oyun bitiyor arkadaşlar. PC ve Xbox sürümleri de vardı. Oraya da çıkmıştı. Ama PC 2 versiyonunda biraz daha sekanslar ve görüntü kalitesi düşük seviyedeydi. Her ne kadar düşük seviyede olsa da onu tüplü TV'de oynamak gerçekten efsaneydi. Daha önce de söylediğim gibi bu tarz film oyunları PlayStation 2'ye bolca çıkıyordu ve biz bunu çok özledik. Keşke şu anda öyle olsa ve filmler oyun yapılsa ama maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Artık oyun sektörü öyle bir noktaya geldi ki bunları yapmak imkansız hale geldi. Bu benim açımdan bir eleştiri oldu. Söylediğim gibi eski oyunları artık çok özlemeye başladık. Özellikle topluma mal olmuş filmleri bu şekilde oyun yapabilmek gerçekten efsane olur. Tabii günümüzde böyle denemeler oldu. The Walking Dead'in oyunu yapıldı, Game of Thrones'un oyunları da yapıldı ama tabii ki de bu oyunların etkisini maalesef ki göremedi. Bunlar kadar etkili olamadı. Ama yine de denemekten zarar gelmez. Bence denemeli yapımcılar. Evet, ufak bir retro hatırlatması yaptık. Şöyle geçmişe döndük. Aynı zamanda da şu oyunu bir tüplü TV'ye bağlayalım ve oynanışa bakalım arkadaşlar. Hep birlikte bu eğlenceye ortak olalım. Thank you.
if the blue pill the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Videoyu çektikten sonra bir kez daha izleyeceğim. Evet arkadaşlar, size şöyle geçmişi hatırlatmak, nostaljiye gitmek için böyle bir video yapmak istedim ve sonuna doğru yaklaştık. Eğer bu tarz içerikleri istiyorsanız lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.